Başkana ben atayım. Ahmet Payas diyor ki iyi ki varsınız, halkın gönlündeki güzel yürekli başkan, hoş geldiniz diyor. Başkana bu mesajı da iletelim. Bakalım ne diyecek? Yaşar Kemal'e çok sahip çıkan birisi. Şimdi hani Yaşar Kemal tabii dünya sanatçısı, Türkiye'nin en önemli yazarı ama Çukurova için çok daha anlam yüklü. Yani Çukurova'yı, Çukurova'nın sarı sıcağını, ırgat ağ ilişkisini, ezilenleri, Çukurova'nın verimliğini, Çukurova'nın yiğitliğini, Çukurova'nın delikanlılığını dünyaya tanıtan çok önemli bir abimiz. Ne yapsak Yaşar Kemal'e azdır. Şimdi bu parkı da zaten bizim arkadaşlarımız yaptı. 1993 yılında bizim belediye başkanımız olan Yalçın Akyol yaptı. Kültür merkezi elbette Yaşar Kemal abimize çok yakışmıyor. Çok daha büyük, görkemli ve çok fonksiyonel, içinde program yapılacak, yapılabilecek, gençlerin eğitildiği, Yaşar Kemal'in bütün görüşlerinin aktarıldığı, yaşatıldığı bir mekan haline getirmek lazım elbette. Tabii Büyükşehir Belediyesi olarak bize eğer müsaade ederse biz memnuniyetle yaparız. Tamam, başkandan sözü aldık. Zaten şimdi Adana'nın Adana gibi başkan diyorlar işte. Evet, söz hemen tabii, çıkıyor. Tabii hiç sorun yok. Parkta zaten bizim yaptığımız park, bizim arkadaşların yaptığı park. Peki, ve Yaşar Kemal'in her şeyini gençlere aktarmak lazım. Hep anlatılıyor tabii. İşte burada okudu. İşte mesela biliyorsunuz ortaokula gitmek için burada ortaokul yok. İşte ortaokula gidecek, para yok, bir şey yok. Çırçır fabrikasında çalışmaya başlıyor o çocuk yaşta. Ve çırçır fabrikasını yöneten müdür ona bir yatak veriyor. Evet. Gündüz okula gidiyor, gece çalışıyor. Onun için para topluyor. O parayı kabul etmiyor Yaşar Kemal. Yani o kadar hani şey birisi. Ondan sonra tabii yazmaya başlıyor, çizmeye başlıyor. Şey hikayesi, hayat hikayesi biraz daha ağırlaşıyor. İşte jandarmalar basıyor evi biliyorsunuz. Demin folklor falan derlemesi dedin. Evet. Folklor derlemelerini ve romanların karalamalarını jandarma komünist propagandası diye alıp götürüyor. İşte Kozan'da yatıyor biliyorsunuz o hikayeyi. Evet. Esas da heykeli var tabii. Şimdi hapishaneden çıktıktan sonra ilginç, onu mahkum eden mahkeme başkanı çağırıyor Yaşar Kemal'i. Diyor ki sen burayı terk et. Adana'yı terk et. Osmaniye'yi terk et. Yoksa seni yaşatmayacaklar. O da tabii burada bir yakınının kamyonla Ankara'ya ne derler gidecekken rica ediyor beni götürür müsünüz Ankara'ya? Ankara gidiyor. Evet. Orada abi Dindino işte falan. Orada birkaç gün kalıyor. Abi Dindino ona bir miktar para veriyor. O hikayeyi bilirsiniz. Hı hı. Oradan İstanbul'a gidiyor. Ve hikayesi ondan sonra. Hikaye ondan sonra başlıyor. Başlıyor. Şöyle arkadaşlar o Hemite ile ilgili o dizeyi getirir misiniz? Kutay bir mesaj attım. Başkanım devam edin. Evet, şimdi orada Gülhane parkında yatıyor işte, bir yer bulamıyor falan. Para yok, pul yok. Balık tutmaya başlıyor. Hem karnını doyuruyor hem balıkları satarak işte biraz para falan kazanıyor. İşte Cumhuriyet Gazetesi hikayesi orada mı? Abi Dindino yardımcı oluyor tabii. O zaman Nadir Nadi ile konuşuyor. Nadir Nadi'yi bulmakta da zorlanıyor ama Nadir Nadi konuşur konuşmaz Yaşar Kemal başlatıyor. Ve hemen röportaj için Anadolu'ya gönderiyor. Demin Nebil'in söylediği hikaye de oradan başlıyor. Evet. Çok güzel bir röportaj yapıyor. Yayınlanıp yayınlanmadığını bilmiyor. Vapura biniyor. İşte Van'a işte şeye gidecek. Ondan sonra bir yüzbaşı varmış orada. Önünde Cumhuriyet gazeteleri var. Merakından bakıyor. Röportaj tam yayınlanmış. Çok mutlu oluyor. Yüzbaşıyla konuşuyor. Yüzbaşı diyor ki işte Cumhuriyet'te falan çalıştığını falan duyunca işte bu kiliseyi yıkacaklar diyor. Bir sürü şeyimiz var, başvurumuz var ama engelleyemedik diyor. Oradan çıkıyor. Nadir Nadi'ye söylüyor. Nadir Nadi o zaman Kültür Bakanı'nın çok yakın arkadaşı. Kültür Bakanı'na söylüyor. Oradaki kilise böyle yıkılmaktan kurtuluyor. Ya. Şimdi ben burada kesip sonra devam ederiz. Evet, Yaşar Kemal'i başkandan dinlemek de çok güzel. Hemite'deyiz. Bu kendi anlatımı bu. Kendi anlatımı. Yaşar evet. Abinin kendi anlatımı bu. Hemite'deyiz. Doğduğu köydeyiz. Ne güzel anlatıyor Hemite'yi, Hemite Kalesi'ni Yaşar Kemal. Diyor ki, yürü bre Hemite'nin kalesi.
dört bir yanın gülbenk olduğu, ün olduğu, göğsümüzün göz göz olduğu yarası, Arap atın, koç yiğitin gün olduğu. Selam olsun bütün Türkiye'ye. Bu sabah bizi izliyorsunuz, ekran başındasınız. Hemiteden Yaşar Kemal'in çocukluğunun geçtiği, hayatının en önemli noktalarından birisi olan Hemite'deyiz. Biraz sonra Ayşe Baban. Ayşe Baban hazır mı arkadaşlar? Hattaymış şu anda Ayşe Baban. O da bu buralarda yetişen, buraların kız çocuğu, buralarda yetişti, büyüdü. Burayı çok güzel anlatır. Ayşe Baban merhaba. Çiçekler açmış Yaşar Kemal'in Hemite'sinde. Karıncalar coşkuyla bize eşlik ediyorlar. Çekirgeler bize eşlik ediyor. Yılanlar kafasını göstermiş, bize eşlik ediyorlar. Merhaba. Merhaba, merhaba efendim. Çok güzel bir program izliyorum burada. Üstelik hepinize de merhaba diyorum. Merhaba Ayşe abla. Öyle güzel anlatıyor ki Zeydan Başkan. Vallahi Yaşar Kemal abinin yazdığından okuyorum ben de. Onun söylediklerini söylüyorum. Kopya çektim oradan. Ayşe efendim, baba. Çok... Lütfen buyurun, siz söyleyeceksiniz. Zaten siz konuşun, ben susacağım. Peki. Çok güzel anlattınız. Vedat'ın sesine gözlerim yaşardı. Orada mutlaka pek çok dost var, göremiyorum ama hepsine de çok çok selam ediyorum. Ben oralarda, ne yazık ki oralarda büyümedim ama çok seviyorum orayı. Efendim biz... Şeyi hatırladım şimdi, sizinle onu paylaşayım. Bu Yaşar Kemal Parkı'nın açılışı için Hemite'ye gelmiştik. Tam önünde oturduğunuz binanın filan açılışı. Orada da Yaşar Kemal bir konuşma yapmıştı. O zaman şöyle demişti. Benim köyüm bir Türkmen köyüdür. Biz orada tek Kürt eviydik. Evde Kürtçe konuşurdum, köyde Türkçe. Tam bir özgürlük içinde büyüdüm. Sadık Ağa'nın oğluydum. Çok ama çok yaramazdım. Yine de kimse bir ters söz etmedi. Bir fiske vurmadı. Bir kez bile kimsenin sen Kürtsün dediğini de duymadım. Ben Hemiteli olarak büyüdüm. Hala da Hemiteliyim. Ve eklemişti. Benim dileğim Türkiye'nin her yerinin Hemite gibi olması. Geçen yıl da biz buradaydık. Pandemi yasaklarıyla tam evlerimize kapanmadan 2020 yılının Yaşar Kemal anmasını bir gün önce Adana'da noktalamıştık. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Türk Tabipleri Birliği ile Yaşar Kemal'in doğa bilincindeki öncülüğünün tartışıldığı bir toplantı düzenlenmişti. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, himayesinde diyeyim, Büyük Türk Tabipleri Birliği'nin düzeniyle ertesi günde kalabalık bir grup Hemite'ye geldik. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bu toplantı için gelen hekimler, dostlar, hepimiz hep beraber Hemite'deydik. Hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Hacı İbrahim Gültekin karşıladı bizi. Bilmem, herhalde oralardadır şimdi. Annesinin vefatı ardından duaları vardı o gün. Sofralar kurulmuş. Yaşar Baba'nın da duasını yapacağız bugün dedi. Sizleri de bekliyorum. Böylece unutulmaz bir anı yaşattı bize. Hep birlikte duaya katıldık, lokmayı paylaştık. Bugün de buradan Hacı İbrahim Gültekin'in ailesine merhaba diyorum. Annelerine tekrar rahmet diliyorum. Ona ve sevgili kardeşlerine de sevgilerimi yolluyorum. Şimdi programın... Evet, tamam. Evet. Özür diliyorum. Programın yapıldığı noktada kenarda köylüler var. Hepsi evet. Yaşar Kemal'in tarif ettiği o duygularla bizi izliyorlar. Hepsi sağ olsun, var olsunlar. Misafirperverliklerini de ortaya koyuyorlar. O tarife uygun insan topluluğu sizi zaman zaman alkışlıyor. Haberiniz olsun. Hepsine çok selam. Orada ikisi eski muhtar, biri şimdiki muhtar. Üç tane de dostumuz olacak. Bir tanesi de hanım döndü, ona da sevgilerimi yollayayım. Eksikliğini bildiğim iki kişi var. Her zaman biz köye geldiğimizde bizi karşılardı. Onları da ebediyete yolcu ettik. Yaşar'ın çocukluk arkadaşları, Yaşar Kemal'in, Veli ve Ahmet. Onların da ailelerine selam olsun. Başka ne diyeyim?
Şu baharın gelişini görseydi Yaşar Kemal, Ayşe baban, çiçekler açmış gerçekten. Biraz önce söyledim. Sanki karıncalar bugün Yaşar Kemal'in yasını tutuyor. Yılanlar başını göstermiş, burada ne oluyor diye merak ediyorlar. Yaşar Kemal'in onlarla da arası çok iyiydi. Çünkü onlar Yaşar Kemal'in insan kahramanlarının dışında romandaki diğer kahramanlarıydı. Ağaçlar, bitkiler, hepsi onun dostuydu. Çok çok doğru söylüyorsunuz. Geçen yıl toplantı dedim. Adana'da, Büyükşehir'de yaptığımız tam da bu işlendi. Ve çok derinlemesine, çünkü Yaşar Kemal gerçekten doğa bilinci konusunda bir öncü. Çok önemli bir öncü. 90'lı yıllarda ancak tartışılmaya başlayan doğanın, insanların, insan merkezli bir doğa anlayışının yerine eşit paydaşlar olduğu, doğanın her unsurunun hakkı olduğu, yaşama hakkı olduğu ve bu hak elinden alındığı zaman da büyük felaketlere yol açıldığını çok ama çok erken anlatmış, gözlemlemiş ve bugün artık onun ta 50'li yıllardan itibaren yaptığı uyarıların dinlenmediğinin bedelini de ödüyoruz. Sellerle, kuraklıkla, o doğadaki dengenin bozulmasının getirdiği her türlü acıyla, felaketle. Dilerim o uyarıları da bundan sonra dikkate alınsın. Evet hocam. Umarız dikkate alınır. Ayşe baban çok teşekkür ediyoruz. Biz burada anmaya devam edeceğiz ama siz İstanbul'da sanırım hem Sarıyer Belediyesi Şükrü Genç Başkan, hem Maltepe Belediyesi Ali Kılıç, Küçükçekmece Belediyesi Kemal Çebi, Büyükçekmece anıyorlar Yaşar Kemal'i, her yerde anıyorlar. O etkinliklerde de yer alacaksınız. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Ben de hepinize çok selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Zeydan Başkan, siz bir şey söyleyecek misiniz? Ne kadar güzel bir program misiniz? Yapıyorsunuz. Sağ olun. Sevgiler İstanbul, Ayşe abla. Ayşe sevgiler. Ablam aramızda olsaydı şu anda, bu Hemite'deki köylüleri falan görseydi çok duygulanırdı. Çok da mutlu olurdu. Biz de tabii mutlu olurduk. Evet. Başkanım, gelecek yılda beraber yapalım bu işi. Ben de geleyim oraya, olur mu? Tamam. Biz de canlı verelim. Görkemli hatıralara yakışır. Her sene boynumuzun borcudur bu. Çok sevgiler herkese. Hadi saygılar sunuyoruz. Saygılar Ayşe baban. İyi ki varsınız. Benim hanım Nuray dedi ki Ayşe abla geliyor mu? Geliyorsa ben de gideyim dedi. Ama siz gelmediniz, hanım da gelmedi. Fakat bir türkü istiyor. İkinci kısımda şeyden isteyeceğiz. Tamam, söyleyeceğiz o zaman. Tamam. Öğretmenimizin sevgili, türküsünü sevgili söyleyeceğiz. Sevgili eşim Nuray, hazırlan, türkünü hazırla. Tamam, bekliyorum. Haydi. Ayşe baban, iyi günler, saygılar efendim. İyi günler. Evet, doğduğu köydeyiz. Yaşar Kemal'in Hemite'deyiz. Nebil Özgen Türk Yaşar Kemal'i çok güzel anlatır. Belgeselin birinci bölümü hazır olsun arkadaşlar. Bir belgeselden, sevgili çocuklar, size sesleniyorum. Siz Yaşar Kemal'i belki 7-8 yaşındaki çocuklar bilmeyebilir, 10 yaşındaki çocuklar, ama sizi çok severdi Yaşar Kemal, çocukları çok severdi. Siz de onu çok severseniz, Yaşar Kemal'in dünyasına sokulursanız annenize, babanıza ve bu vatana daha kaliteli, nitelikli evlatlar olarak büyürsünüz. Onun açtığı yoldan yürürseniz doğayı seversiniz, hayvanları seversiniz, insanları seversiniz. Başka da bir şeye gerek yok aslında. İnsanı sevin, yeter. Çünkü insan çürümedikçe şiir çürümüyor.